Türkiye'nin en uzun soluklu otomotiv ve motor sporları programı 8. etapta 961. bölümle karşınızdayız. Bu haftada dop dolu bir içerik hazırladık sizlere. İki farklı konumuz var özellikle hoşunuza gideceğinizi düşündüğümüz. Bir tanesi motosiklet tutkunları için, bir tanesi de yepyeni bir model lansmanı yeni yapıldı. Şimdi Opet test köşemizle başlıyoruz ve ilk konuğumuz Honda 750, Forza 750 geliyor ekranlarınıza. Sizlere Honda Forza 750'yi anlatmaya çalışacağım. Sizlerin de görmüş olduğu gibi oldukça şık, sportif, dinamik bir maxi scooter. Aslında tasarımıyla da ödül de aldı. O yüzden bunu da en başta söylemiş olalım. Beğenilen bir tasarıma sahip. Bu tasarım Forza 250'yi de çağrıştırıyor bizlere ama tabii bu ondan çok daha güçlü bir makine. En büyük özelliği 750 cc olarak, daha doğrusu 745 cc hacmindeki motoru ve çift kavramalı otomatik şanzımanı, DCT. Biliyorsunuz otomobillerde görmeye alışkın olduğumuz bir şanzıman türü bu. Çift kavramalı, otomatik, konforlu bir şanzıman. Honda mühendisleri bunu Forza 750'ye entegre etmiş durumdalar. Bu ne sağlamış? Hem konfor sağlamış, hem performans sağlamış, çeviklik sağlamış motora. Kullanımı son derece keyifli. Ne zaman vites ufaltacak, ne zaman büyütecek zamanlaması çok güzel. Onu çok beğendim kullanırken. Özellikle virajlı yollarda yokuş aşağı inerken vites konusunda oldukça başarılı. Çok rahat ettiriyor. Bu motoru şehir içinde kullanabilirsiniz. Özellikle onu söyleyeyim. Bu bir maxi scooter. Ama şu ana kadar sizlere sunmuş olduğumuz, ekranlara getirdiğimiz belki de en güçlü maxi scooterlardan bir tanesi. Forza 750 sadece şehir içinde değil, şehir dışında da sizi yalnız bırakmayacak bir maxi scooter. Şehirler arası yolda da çok keyifle, güvenle kullanabileceğiniz bir motosikletten bahsediyoruz burada. Özelliklerine baktığımızda Honda'nın büyük motosikletlerinde gördüğünüz özellikler neredeyse tamamı Forza 750'de de var. Birazdan bu bölümde onlara da değineceğiz. Ön taraftan başlayalım, aracın ön yüzünden başlayalım, sonra klasik gidona geliriz. Tabii ki selesi, boyu, özellikleri hepsine değineceğiz. Şimdi ön tarafa baktığımızda LED teknolojisinden yararlanılmış farlar var. Bu size iyi bir aydınlatma ve iyi bir görünürlük sağlıyor. Diğer araçların sizi rahat görmesini sağlıyor. Bu da biliyorsunuz güvenliğinizi arttırıyor. Önde 41 mm çapında ters teleskopik çatal süspansiyonlar, 17 inçlik janta bağlı. Önde 127-70-17 ebadında lastikler kullanılmış. Gördüğünüz gibi sportif bir yapısı var. Ön yüzde arkaya geçmeden önce aynalara da değinmek istiyorum. Gördüğünüz gibi aynalar uç noktalara yerleştirilmiş dışa doğru. O yüzden motorunuza binmeden önce aynaları ayarlamakta fayda var. Kullanırken uzanmak daha zor olabilir. Kontrolü sağlamak adına aynalarınızı, tüm ayarlarınızı aracınıza binmeden önce yapın. Şimdi geldik işin tabii kalbine. Motorundan bahsedeceğiz ve ön göstergelerden bahsedeceğiz. Gidonun üzerinde de birçok özellik var. XADV'de bahsetmiş olduğum özellikleri burada da aynen görüyoruz. Aslında aynı gidon diyebilirim neredeyse. 750'de Forza 750'de anahtarsız çalıştırma sistemi büyük kolaylık sağlıyor. Anahtarınız cebinizde ise yaklaştığınızda buradaki push tuşuna bastığınızda hemen göstergeler açılıyor. Motorumuz çalıştırmaya hazır hale geliyor. Tabii ki yan ayağı kaldırmanız gerekiyor çalıştırmak için. Ayak açıkken çalışmıyor ama ayak kaldırdıktan sonra frene basıp start tuşuyla buradan çalıştırıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi vites N konumunda, nötr konumda. Buradan drive moda, yani D'ye, DCT şanzımanda drive moda alıyoruz. Ondan sonra sürüşe hazırız. Ama tabii iş bununla bitmiyor. Bunda kişiselleştirilebilir sürüş modları da var. Bu da yine çok keyifli. Yine hayatı kolaylaştırıyor ve tabii ki güvenliği arttırıyor. Neden diyeceksiniz? Güvenliği artıran modlardan bir tanesi Rain modu. Buradaki tuşta, soldaki mod tuşuyla bastığınızda gördüğünüz gibi rain yazısı, yani yağmur. Bir daha bastığınızda user, kişisel, sport ve tekrar bastığınızda standart, yani günlük kullanım için ideal mod. Buradan bütün verileri net bir şekilde görebiliyorsunuz. Yakıt tüketimini, anlık tüketimi, ortalama tüketimi, takvim, devir,
saat, ısı, her şey var ve rahat okunuyor. Güzel bir ekranı var. Onu çok sevdim. Sürüş esnasında bu modları eldivenle bile buradan değiştirmek çok kolay. DCT şanzımanda eğer manuel kullanmak isterseniz manuele alıp buradan. Sol tarafta vites kollarını görüyorsunuz. Artı, alt tarafta eksi. Buradan vitesi büyütüp küçültebiliyorsunuz. Yine kornaya ulaşmak çok kolay. Ekrandaki bilgileri değiştirmek, buradaki joystick yardımıyla hemen baş parmağınızla buradan basarak, gördüğünüz gibi bu veriler hemen değişiyor şuna basarak. Güzel bir konumlandırma, güzel ergonomik bir tasarım, kullanımı kolaylaştırmış. Bunun dışında gördüğünüz gibi çalıştırma tuşumuz buradaydı. Push tuşuna basarak aktive ettik. Ignition sola çevirdiğimizde kapatıyoruz kontağı. Tekrar açık tutayım. Burada seat ve full düğmelerimiz var. Anahtar cebimizde seat'e bastığımızda hemen koltuğumuzu, selemizi kaldırıyoruz. Altında 22 litrelik bir hazne bizi karşılıyor. Tam boy bir kapalı kaskı alabiliyor. Ama onun dışında fazla bir alan kalmıyor. Burada bir adet USB girişi var. Burada telefonunuzu şarj edebilirsiniz. O da güzel bir özellik. Ama insan biraz daha geniş bir hazne olsaydı koltuk altında, sele altında diye düşünmeden edemiyor. Fuel tuşuna basalım. Yakıt tankımız burada. Kapağını buradan açıp dolduruyoruz. Tam orta noktada. Bunlarla beraber şasi gerçekten güzel. Çok dengeli bir motosiklet. Virajlarda bunu size oldukça fazla hissettiriyor. Gaz tepkimeleri ise canlı. Gazı açtığınız anda motorun kendini ileri attığını çok net bir şekilde hissedebiliyorsunuz. Gaz tepkilerine bence biraz alışmanız lazım. O bildiğiniz scooterlardan değil. Çok daha güçlü bir performanslı bir scooter. Dolayısıyla biraz kontrollü kullanmak lazım ilk başta. Şimdi teknik verilerine geçelim motorun. Neler sunuyor? 745 cc hacmindeki 8 subaplı paralel çift silindirli motor ne sunuyor onu söyleyelim. 43.1 kW maksimum güç ve 69 Nm tork üretiyor. Bu ne sağlıyor? 235 kg ağırlığındaki motorun kilo beygir oranına, tork oranına baktığımızda aslında bize gerçekten etkileyici bir güç sunduğunu söyleyebiliriz. Bu da tabii ki motorun ivmelenmesine yansıyor. Forza 750'nin uzunluğu 2200 mm, genişliği 790 mm, yüksekliği ise 1485 mm. Sele yüksekliği burada çok önemli. Yerden yüksekliği 135 mm Forza 750'nin. Yakıt tankı ise 13.2 litre. Ağırlığından bahsettik. 235 kilogramlık bir ağırlığa sahip Forza 750. Forza 750'nin biraz da yakıt tüketiminden bahsedelim. Çünkü ağırlıklı şehir içinde kullanabileceğiniz bir motosiklet. Ben bunu şehir içinde de kullandım. Tabii ki otoban kullanımlarında da baktım. Otoban kullanımlarında sabit hızla giderseniz bir kere 3 litrenin altında tüketim değerlerine imza atmanız mümkün. Şehir içinde kullanırsanız yaklaşık 3,5 litre civarında tüketiyor. 13.2 litrelik tankıyla. Hem ekonomik, hem performanslı, hem sportif dinamik tasarımlı maxi bir scooter'dan bahsediyoruz. Bunun dışında HSTC özelliği sayesinde de güvenliğinizi arttırıyor. Bu sistem nasıl çalışıyor ondan bahsedelim. HSTC sistemi ön ve arka tekerleğin dönüş hızlarını anlık olarak hesaplıyor. Onları gözlemliyor. Eğer iki tekerlek arasında bir dönüş farkı varsa hemen arka tekerlekteki çekişi ona göre dengeleyerek motosikletinizin arka tekerleğinin kaymasını engelliyor. Tabii ABS'den bahsetmeye bile gerek görmedim. ABS'de yine standart özelliklerden bir tanesi. Evet, HSTC sistemi, ABS ve diğer elektronik donanımlar sayesinde ve buradaki sürüş modlarıyla Forza 750'yi oldukça güvenli kullanabilirsiniz. Siz limitleri maksimumda zorlamadığınız sürece. Limitler dahilinde iyi bir yol tutuşu, iyi bir ağırlık dağılımı, iyi bir merkezi yerleşim. Dolayısıyla yola tutunması da gayet iyi. Virajlarda tepkimeleri de çok daha iyi. Burada dikkat etmeniz gereken şeylerden bir tanesi hangi motosikleti kullanırsanız kullanın. Lastiklerinizin her zaman iyi olması gerekiyor. İkinci konu da lastik hava basınçlarınızın önerilen ayarlarda olması gerekiyor. Bozuk ayarlarda olursa o zaman motorunuzun yalpalaması ya da virajlarda
kontrolünü kaybetmesi çok daha kolay hale geliyor. Tabii eskimiş lastikler de aynı efekti yaratıyor. Dolayısıyla lastikler bizim için hayati önem arz ediyor. Evet, Forza 750'yi özellikleriyle beraber size anlatmaya çalıştım. Umarım kafanızdaki soruları yanıtlamışızdır. Gerçekten günümüzde de motosikletler, maxi scooterlar otomobilleri aratmayacak özelliklere kavuştu. Aynı konfor özelliklerini onlarda da görmeye başladık. Güvenlik özelliklerini onlarda da görmeye başladık. Ve günümüzün ulaşım aracı artık otomobil olmaktan yavaş yavaş çıkıp yeni mobilite araçlarına yöneldiğimizi bize gösteriyor. Biliyorsunuz e-kick scooterlar, elektrikli scooterlar, motosikletler şehir içinde özellikle bize çok daha pratik, ekonomik, bir noktadan bir noktaya zamanımızı daha verimli kullanarak ulaşmamızı sağlıyor. Dolayısıyla benim de size tavsiyem, eğer bu işe merakınız varsa kendinize en uygun olan motosikleti araştırın. Ekipmanlarınızı önce edinin, ondan sonra motosikletinizi alın ve bununla ilgili eğitimleri almayı da ihmal etmeyin. Ondan sonra göreceksiniz ki trafik sizin için sorun olmaktan çıkacak. Yakıt, az önce de söyledim, oldukça cimri. Çok az tüketiyor. Bu da size ekonomi sağlayacaktır. Aylık bütçenizde çok fazla yakıt masrafı olmayacaktır. Bu tarz motosikletler gün geçtikçe de pahalanıyor, biliyorum. Size bunları hemen söyleyeceksiniz. Yani bu motosikletler bu fiyatlara olur mu? Ama bir yerden başlamak lazım. Motosikletlerin fiyatları buraya geldi, otomobillerin fiyatları da uçtu gitti. Dolayısıyla hepsinin arasında bir denge var. Bir şeyden feragat edip gün sonunda bir ulaşım aracını almanız gerekiyor. Bence artık günümüzün daha mantıklı ulaşım araçlarından bir tanesi motosikletler, e-scooterlar, elektrikli motosikletler. Bunları lütfen gidin görün, inceleyin. Kullanım mesafenize, yerinize göre de kendiniz karar verin. Evet, bu test sürüşümüzün sonuna geldik. Biraz da sonunda sohbet ettik. Güzel oldu. Farklı test sürüşlerinde yeniden birlikte olacağız. Kastrol Magnetekli İşin Doğrusu'ndan merhaba sevgili seyirciler. Bu haftaki sorumuzu okuyorum. Ahmet Çiçekdağ yazmış, bizim sıkı takipçilerimizden. Ahmet Çiçekdağ, selam söyleyelim buradan da. Merhaba Murat abi, dizel otomobillerde duman atmasına en çok neler sebep olur? Atmasında nasıl engel olabiliriz? Teşekkürler, Serdar abiye de selamlar demiş. Evet, bu zaman zaman yollarda da gördüğümüz bir durum. Neden duman atar dizel otomobiller ve buna ne sebep olur? Yani birkaç ana sebebi var. Bunların başında tabii pompa ve enjektör bakımları geliyor. Pompa ayarları, pompanın durumu, eski araçlarda pompa ayarları şimdi çok fazla elektroniğe döndüğü için kalmadı. Enjektörlerin durumu. En fazla duman atmaya sebebiyet veren faktörler bunlar. Kötü yakıt peki? İşte oraya gelecektim. Bunların ömrünü kısaltan da iki faktör var. Bunlardan bir tanesi yakıt. Doğru yakıtı kullandığınız takdirde pomponuzun da enjektörünüzün de ömrü uzar. Bir problem ortaya çıkmaz. Çıkarsa da çok daha geç çıkar. Yine buna bağlı olarak tabii bir madeni yağ, motor yağı. Motorun içine kullanılan yağ. Çünkü sonuçta motoru yağladığı gibi bütün enjeksiyon sistemini yağlayan da motorun içine koyduğumuz yağ. Özellikle pompayı yağlayan yağ. Doğru yağın kullanılması, yine her zaman söylediğimiz gibi üreticinin önerdiği yağın kullanması, bu duman atma sürecini uzatan faktörlerden bir tanesidir. Yine şöyle bir konu daha var. Dizel araç duman atması. Biz sadece çıkan dumanı görüyoruz. İşte gri veyahut koyu gri, siyah bir duman çıkıyor egzozdan. Bunun yağ dumanı mı yoksa mazot dumanı mı olduğunu ancak çok uzman kişiler bilebilir. Biz onun dizel araç olduğundan ve dizele bağlı olarak mazot dumanı attığını düşünürken yanlış yağ kullanıldığı için bu
yağ dumanı da olabilir. Yani yağ yakıyor, yağ eksiltiyor da olabilir. Veyahut siz doğru yağ kullandığınız halde motorun ömrü dolmuştur. Pistonlarda, segmanlarda aşıntı vardır. Hani yağ yakan motor tabirinden dolayı yağ yakan bir motordur. Tabii bunu anlamak, yani belli periyotlarda yağ seviyesini kontrol ederek motorumuzun yağ eksiltip eksiltmediğini anlamak mümkün. Ama özellikle arkadaşımda, yani eğer böyle bir duman atma, dizel aracında duman atma noktasına gelmişse yağını, yağ seviyesini daha sık periyotlarda takip etmesini tavsiye ederim. Yağ çubuğunu çekerek, işte daha önce haftada bir bunu yapıyorsa, şimdi belki iki günde bir, üç günde bir bunu yaparak yağ seviyesini takip etmesini, o takip ederek hem araç eğer hiç yağ eksiltmiyorsa demek ki yağ yakmıyor, mazot dumanı demektir. Yağ eksiltiyorsa da hem eksilen yağ görüp bir an önce tamamlamak lazım, çünkü motor bundan hasar görebilir. Ve buna bağlı olarak da demek ki motorun başka aksamları, dediğim gibi piston, segman gibi veya silindir gibi yerlerinde aşıntılar var ki motorumuz yağ yakıyor. Peki diyelim ki biz böyle 40 binde 50 binde bir tane dizel araç aldık. Bu yağ yakmasına engel olmak için, motorun ömrünün, bundan sonra kalan ömrünün uzun olması için neler yapmalıyız? Yani aslında çok basit şeyler. Yani bunların en başında bakımları yetkili servislerde yaptırmak geliyor. Çünkü yetkili servisler bu araçlara gerçekten ne yapılmasını en iyi bilen servisler. Sürekli düzeltmeler, geliştirmeler geliyor. Yetkili servisler bilgileri alıyor. Yani belki işte milyonuncu kilometrede bir motorda bir problem görünüyor. O probleme göre bir çözüm üretiliyor. O üretilen çözümün de ne olduğunu yetkili servis biliyor. Çünkü onlara gelen bültenlerden takip ediyorlar. Yetkili servisin denetiminde, yetkili servisin kontrolünde doğru bilgilerle bakımların yapılması gerekiyor. Eğer yetkili servis dışında bu işleri yaptıracaksanız da tabii önce ehil birileriyle yola çıkmak lazım. İkincisi de mutlaka ve mutlaka orijinal parçaları, yani mazot filtresinden yağ filtresine, hava filtresinden enjektörüne, en ufak parçanın bile, hani bir laf vardır, bir zincir en zayıf halkası kadar sağlamdır. Siz 10 tane parça alırsınız orijinal, arasından bir tanesini yan sanayi, merdiven altı, imalatı bir şey alırsınız, o parça zarar gördüğü için ona bağlı olarak motorunuz da zarar görür. Orijinal yedek parça kullanıp ehil ellerde, yine üreticinin önerdiği periyotlardaki yapılan şeyleri yaparsanız aracınızın bir tek motoru değil, her yeri, yani bu freninden şanzımanına her yerinin ömrü o oranda uzar. Teşekkürler Serdar abi. Ahmet Çiçek'ten de sorusunu bu hafta yanıtlamış olduk. Haftaya farklı bir soruyla tekrar birlikte oluncaya dek kendinize iyi bakın diyoruz ve her zamanki gibi orijinallerden şaşmayın. Fabrikanın önerdiğinden şaşmayın. Gün sonunda emin olun siz karlı çıkacaksınız. İşin doğrusundan sonra tekrar Opet test köşemize dönüyoruz ve bu kez konuğumuz yenilenen Dacia Duster. Yakın bir tarihte lansmanı yapıldı. Bizler de orada kullanma şansını bulduk ve burada ilk izlenimlerimizi getiriyoruz ekranlarınıza. Bugün sizlere Dacia Duster'ı anlatmaya çalışacağım. İlk kez 2010 yılında üretime sunuldu ve o günden bugüne de gelişim sürecini devam ettirdi Dacia Duster. Son haliyle karşımızda ve yenilenen özellikleri var. İşte bu özelliklerden bugün sizlere bahsedeceğiz. En önemli özelliği tabii ki EDC, otomatik şanzımana kavuşmuş olması. Öncelikle son haliyle Duster'ı bir genel olarak inceleyelim. Daha sonra aracın içine geçeceğiz. Tabii ki bilmeyenler vardır. Biraz içini göstereceğiz. İçeride neler var? Sonra yola çıkacağız. Motor performansından ve yeni şanzımanından bahsedeceğiz. Ön yüze baktığımızda eski oranla artık daha şık, daha böyle üst düzey bir görünüme kavuştuğunu söyleyebiliriz. Bunun nedeni tabii ki buradaki panjurun krom detaylarıyla süslenmesi, farların daha şık hale gelmesi ve LED gündüz farlarının da araca entegre edilmiş olması. Ön yüzde aracın biliyorsunuz bir SUV kimliği de var, arazi kimliği de var bu arada. Ona vurgu yapmak için tamponun bu bölümünü gri olarak
gri bir plak halinde tasarlamışlar. Hemen yanlarında sis farlarına yer verilmiş. Bu detaylar aynı zamanda arkada da aynı şekilde devam ediyor. Önden arkaya doğru bakacak olursak Duster'da yine yan tarafta bu plastik parça dikkatimizi çekiyor. Adeta bir havalandırma kanalı, bir difüzör gibi gözükse de aslında sadece bir aksesuardan ibaret. Üzerinde sinyal lambasına yer verilmiş. Ayna kapağı aynı ön tarafta olduğu gibi gri olarak tasarlanmış. Bunun nedenini hemen söyleyeyim. Duster'da 3 donanım paketi var. Comfort, Prestige ve Prestige Plus olarak ayrılıyor bu donanım paketleri. Şu an bizim test aracımız Prestige Plus, yani en üst donanım versiyonu. Artı bazı paketlerde eklenmiş durumda. Onlara da içeri geçtiğimizde değineceğiz. Evet, ayna kapağını gri olarak tasarlamışlar. Bu önden gelen difüzör görünümlü plastik parça alt marşfiyelde de yine siyah olarak devam ediyor. Üst donanım versiyonunda kapı kolları da aynı gövde rengi. Tabi hala değişmeyen bir detay kapı kolunun formu. Artık normal kapı koluna geçseler aslında biraz daha iyi olacak. Eski halini korumayı sürdürüyor. Bunu açmak biraz zor, özellikle kadınlar için. Tırnaklar kırılabiliyor bu alt bölümde. O yüzden normal kapı kolunu biz tavsiye ediyoruz. Bakalım ne zaman geçecekler. Üst tarafa baktığımızda yine gri detayı burada da görüyoruz. Duster yazısıyla beraber tavan raylarında isterseniz araç üstü tente takmanız mümkün veya bir port bagaj takmanız mümkün. Burada bisikletinizi, kayaklarınızı, sörf tahtanızı da taşıyabilirsiniz. Outdoor tutkunlarının da, doğa severlerin de ihtiyacını karşılayabilecek şekilde tasarlanmış. Arka camlara baktığımızda ise koyulaştırılmış arka camlar yine araca güzel bir kontrast oluşturup şık bir görüntü veriyor. Bu arada tam arkaya geçmeden lastiklere de bakalım. Yeni jantlar var. Görmüş olduğunuz gibi hem parlak krom detaylar hem de içeride parlak siyah formuyla şekillendirilmiş. 215-60-17 ebadında Prestige Plus'ta jantlar var. Alt donanımlarda veya diğer motor seçeneklerinde 17 ebadındaki jantları da görmek mümkün. Gelelim arka tarafa. Arka tarafta da biliyorsunuz stop grubu yeniden şekillendirilmişti. Y formunda. Gece çok şık, çok güzel duruyor. Aracın algılanmasını kolaylaştırıyor ve Duster'ın önünüzde gittiğinizi bu form sayesinde çok rahat bir şekilde algılayabiliyorsunuz. Geri görüş kameramız var. 360 derece görüş kamerası var. Aynaların altında kameralarımız var. Önde var ve bu kamera sayesinde aracın etrafını 360 derece görebiliyoruz. 478 litrelik bir bagaj hacmimiz var ve 50 litrelik de yakıt tankına sahip bizim test aracımız. Test aracımızın kaputunun altında şu anda 1.3 litrelik turbo beslemeli bir motor var ve bu motorda EDC 6 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmiş durumda. Şimdi arka tarafa da bir göz atalım, sonra direksiyona geçelim. Kapı oldukça geniş açılıyor. Dolayısıyla biniş inişleri bu da kolaylaştırıyor. Arkaya oturduk hemen. İlk gözüme çarpan koltuk arkasındaki kapı cepleri ve burada 2 adet USB girişi. Artık günümüzün gerekliliklerinden bir tanesi bu USB girişleri. Orta bölüme baktığımızda kol dayama yok. Bu bölüm biraz daha düz. Dolayısıyla 3. kişi buraya daha rahat oturabilir. Burayı dar ve daha yüksek yapmamışlar. Çok hafif bir yüksekliği var ama oturması kolay bir yer, onu söyleyeyim. Ortadaki şaft tüneli çıkıntısına baktığımızda o da çok yüksek değil. Dolayısıyla buraya birisi oturduğunda çok fazla rahatsız olmayacaktır o çıkıntıdan. Evet, başka neler var? El tutacaklarımız var burada. Arka ufak bir aydınlatmamız var. Onun dışında arkasında rahat ve ferah olduğunu sizler de görüyorsunuz zaten. Şimdi gelin direksiyona geçelim. Evet, oturur oturmaz karşımızda neler var ondan bahsedelim biraz. Öncelikle malzemelere bakalım. Algı olarak görselde çok güzel duruyor bence ama plastik malzemeler var. Burada bir bölüm var. Buraya ufak tefek eşyaları sağdaki yolcu koyabilir, kullanabilir. Burada neredeyse böyle kalem koyabileceğiniz ya da telefonunuzu dayayabileceğiniz minik bir girinti yaratmışlar. Bu da çok kullanışlı. Arkasında 3 tane ortada. Sağ ve solda da birer adet, toplamda 5 adet havalandırma kanalı var. Yuvarlak dönüyor bunlar. Bu şekilde açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle kapatıp bırakabilirsiniz de.
Hemen altında daha önce de görmüş olduğumuz multimedya ekranımız var, dokunmatik renkli. Bu aynı zamanda geri görüş kamerası olarak da kullanılıyor. 360 derece kameranın görüntüsü de buraya yansıyor. Altına baktığımızda Start Stop On Off tuşunu görüyoruz. Yanında Eco Mode tuşumuz var. Dörtlü ikazlar var. Kapı kilitlerinin düğmesi var. Park sensörünün On Off düğmesi var. Ve burada da kamera düğmemiz var. Şimdi şöyle, aracımızda anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemi var. Yine opsiyonlardan bir tanesi. Bunu alabiliyorsunuz. Aracı bir çalıştıralım buradan. Gördüğünüz gibi ekranımız da geldi. Akıllı telefon entegrasyonunu kablosuz olarak telefonunuzu buraya bağlayabiliyorsunuz. Ekranı buraya geliyor. Onu da birazdan göstereceğim. Evet, dijital klimamızı da tek bölgeli ve etrafını görüyorsunuz. Çok şık yapmışlar. Böyle pütürlü metal görünümlü, metal güzel bir çerçevesi var 3 düğmenin de. Kontrol etmesi kolay. Buradaki düğmeler de piyano şeklinde tasarlanmış. Piyano tuşları gibi tasarlanmış. Eliniz vitesteyken bunlara basmak çok kolay. Çok ergonomik konumlandırılmış. Şimdi bu ekrana hemen şu kamera düğmesine basarak görüntüyü verelim. Gördüğünüz gibi aracın bulunduğu yerin hemen arkasını biz net bir şekilde görebiliyoruz. Buradan kameraların konumlarını değiştiriyoruz. Arka, ön, yan ve sol yan. Yani hem sağ hem solu görebiliyoruz. Dolayısıyla aracın 360 derece etrafını görebilmek, özellikle arazide veya engebeli bir yerde kullanıyorsanız çok faydalı oluyor. Buradan kamerayı kapatabiliriz. Telefonunuzu buraya eşleştirdiğiniz zaman kablolu veya kablosuz, akıllı telefon entegrasyonunu hemen gösterelim. Bu tuşa basıyorsunuz. Daha önce telefonunuzu eşleştirdiğiniz için burada zaten ismi çıkıyor telefonunuzun. Hemen bu tuşa basarak seçiyorsunuz. Apple CarPlay bağlanıyor yazısı. Ekrana geldi gördüğünüz gibi. Apple CarPlay'e basıyorum ve telefonumun ekranı işte burada. Menüleri buradan rahatlıkla kullanabiliyorum. Buraya bağlı olanlar, işte navigasyonlar, mesaj, hepsi ekrana geldi gördüğünüz gibi. Buradan sesli komutla da bunları komuta etmek mümkün. Direksiyona biraz değinelim. Direksiyon ele iyi oturuyor ve bir öncekine göre direksiyon bana çok daha yumuşamış, çok daha konforlu geldi. Düz giderken direksiyonun arkasındaki kolları, konumlarını ve üzerindeki sembolleri görmek çok kolay. Dolayısıyla bunları rahat kumanda edebiliyorsunuz. Hemen sağ altta ise klasik, o Renault'da da görmeye alışkın olduğumuz ses ayarları, kanal değiştirme tuşları, işte sesi kısma, her şey buraya entegre edilmiş. Bu da direksiyonun arkasında yerlerine alıştığınız zaman kullanması gerçekten kolay. Normal analog ekranımızın ortasında minik bir dijital ekranımız var. Oradan bu direksiyon üzerindeki tuş yardımıyla bilgileri, verileri değiştirebiliyoruz. Ne yakıyor, ne kadar menzil kaldı, işte geçilen mesafe, ortalama hızlar, şu anki hızımız gibi birçok veriyi görebiliyoruz. Lastik basınç uyarısı da yine var. Bu da güzel. Ortaya baktığımızda kararan dikiz aynası yok. Manuel bir ayna var. Bu kol yardımıyla ileri geri yaparak onu gece ayarına alabiliyoruz. Devam edelim orta konsolun altına. Gördüğünüz gibi bir tane telefonunuzu şarj edeceğiniz USB, bir tane de Apple CarPlay'i bağlayabileceğiniz USB girişi var. Hemen yanında ise bir çakmak soketi mevcut. Bunun kapağını da istiyorsanız kapatabilirsiniz. Buraya telefonunuzu koyabilirsiniz. Bir bardak koyabilirsiniz. Ve hemen arkasında da 6 ileri otomatik şanzımanımızın vites kolu var. Bunu isterseniz dry moddayken buradan sola çekerek manuel olarak da kullanmanız mümkün. İleri eksi, geri artı, yani vitesi büyütüyorsunuz, küçültüyorsunuz bu şekilde. Otomatikte de sağ tarafta konumlanıyor. Vites kolunun arkasında manuel el frenimiz var. Gördüğünüz gibi bu şekilde. Yani yeri iyi, buraya iyi oturuyor. Çok fazla havada kalmıyor. Bu tarz el frenlerini sevdiğimi söylemiştim. Çünkü daha sportif sürüşlerde ya da ani durumlarda bu el frenini komuta etmek o elektrikli el frenine göre daha kolay ve bana daha güvenli geliyor. Burada bir kol dayama ünitemiz var. İleri geri ayarlanabiliyor. En öne aldığınızda vitese kadar kolunuz böyle rahat yetişiyor. Ve en önemli özelliği işte EDC şanzımanla, ağız alışkanlığı tabii, EDC şanzımanla kombine edilmiş olması. Diğerleri 6 ileri manuel. Sadece bu 1.3 motor, benzinli motor 6 ileri
EDC şanzımanla kombine edilmiş durumda. Hadi yola çıkalım. Aracı da yapısına uygun bir doğa ortamında ve zeminde kullanıyoruz. Öyle kaymak asfalt değil, hafif bozuk, girintili, çıkıntılı, zaman zaman çukurlu bir yolda gideceğiz. Bakalım ses gelecek mi araçtan? O da çok önemli bir detay biliyorsunuz. Şu an beton bir yolda gidiyoruz. Süspansiyonlar gayet iyi. Ve en çok dikkatimi çeken şeylerden bir tanesi şu oldu. Aracın ses yalıtımı bir önceki haline göre oldukça iyileştirilmiş. Yani içeride çok az ses var eski oranla. Bu da tabii Duster'ı daha keyifli hale getirmiş. Kaputun altında ne var dedik? Bir tane 1.3 litrelik turbo beslemeli benzinli motor var demiştik. 1332 cc hacminde bu motor. 150 beygir güç üretiyor ve 250 Nm'lik tork değerine sahip. Bu 250 Nm'lik tork değerini ise 1700 devir dakikadan itibaren vermeye başlıyor. Bu da alt devirlerden verdiği için gayet iyi. Aracımız maksimum saatte 199 km yapıyor. Peki nasıl duruyor? Ön tarafta disk frenler var. Arkalar kampana. Ama frenler konusunda da çok öyle sıkıntı yaratacak bir durum yok. Onu söyleyeyim. Hani arkalar kampanayı tutuyor mu tutmuyor mu derseniz, ben bir sorun yaşamadım. Frene bastığınızda aracın gayet stabil bir şekilde durabildiğini de gördüm. Şimdi Duster dediğiniz araç, evet, sırf arazi midir? Hayır, değil. Artık bu görünümüyle, şık görünümüyle şehir içinde de rahat kullanabileceğiniz, içeride sunmuş olduğu konfor elemanlarıyla konforunuzu arttıran, güvenlik elemanlarıyla güvenliğinizi arttıran bir hale gelmiş. Hani ilk çıktığında Dacia ne diyorduk? 4 tekerlek bir kasa yolda gidiyor, o kadar. Ama artık o kadar değil. Bir sürü teknolojik özellik, güvenlik donanımı, konfor elemanı Duster'da ve Dacia ailesinde artık kendine yer buldu. Motor seçenekleri geliştirdi. LPG, dizel, benzin hepsi var dedik. Bunlar sizin tercih yapmanızı da biraz daha kolaylaştırıyor. Evet, testimizi izlediniz. Duster incelemesini yaptık. Şimdi hemen mikrofonumuzu Renault Mayıs Genel Müdürü Berk Çağdaş'a uzatıyoruz ve Dacia'nın bu seneki performansından ve bundan sonra yapacaklarından bahsediyoruz. Uzun zamandır canlı lansmanlar yapılmıyordu biliyorsunuz. İşte onlardan bir tanesindeyiz. Dacia Duster yeni özellikleriyle karşımızda ve yanımızda Berk Çağdaş var. Yeni özelliklerini, Duster'ın bize sunduklarını kendisinden dinleyeceğiz. Evet Berk Bey, hayırlı olsun öncelikle ve bu güzel lansman için de teşekkür ediyoruz. Harika bir mekan seçmişsiniz. Duster'a da yakışıyor ve açık hava, çok ferah bir ortam. Bu kadar bunaldıktan sonra bizim için de güzel bir tecrübe oldu bu. Neler söyleyeceksiniz yeni Duster'la ilgili? Sağ olun, çok teşekkürler Murat Bey. Öncelikle ben geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Sizin de izah ettiğiniz gibi bizim için çok önemli, heyecanlı olduğumuz bir gün. Hem çok güzel bir ürün, uzun süredir heyecanla beklediğimiz, tam o model kırılımını tamamladığımız ürünün çok önemli bir halkası olması, hem de Ocak 2020'den beri, ki o tarihte biliyorsunuz Antakya'da yeni Clio'nun lansmanını yapmıştık. İlk defa canlı bir lansman yapıyoruz. İlk defa böyle outdoor bir aktivitede insanları davet edip bir araya getiriyoruz. Bu bakımdan da hem bizim için biraz böyle bu anlamda hüzünlü, çünkü bu arada çok ayrı kaldık, hem de çok sevinçli olduğumuz aynı anda bir zaman dilimi yaşıyoruz. Ben çok teşekkür ediyorum. Sizin de izah ettiğiniz gibi Duster, Dacia Duster yavaş yavaş Türkiye'de bir efsane olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. 2020-2021 yılları itibariyle SUV segmenti Türkiye'nin lideri. Bu sene ilk 7 ayda 11.100 adetlik satış adediyle sektörde lider. Herkes çok seviyor Duster'ı. Neden? Çünkü Dacia'nın temel felsefesini, Dacia markasının temel felsefesini en doğru şekilde yansıtan model, ürün. Yani modernlik,
konfor, güvenlik ve kalite. Bir de ve sağlamlığı ekleyelim. Sağlamlık zaten güvenlik içinde evet. bir faktör. Ve ekipman doluluğu. Evet. Yani ekipman doluluğu çok önemli bir özelliği. Hepsini inanılmaz derecede rekabet edebilir boyutta bir fayda maliyet oranıyla sunuyor hı hı. Müşterilerimize. Biliyorsunuz kasa değişikliği yapılmıştı. Ciddi bir facelift dediğimiz bizim yüz değişikliği olmuştu. Bu halkada en önemli eksik otomatik şanzımandı. İşte şimdi geldi bu. Hem de öyle motor seçenekleriyle geldi ki bu anlamda gerçekten ben önümüzdeki dönemde çok çok başarılı olacağını biliyorum, inanıyorum. Büyük talep göreceğini de bu anlamda söyleyebilirim. Bunlara ek olarak ilave LPG motor seçeneği de EcoG LPG motor seçeneği de kondu. Otomatik, manuel, dizel, benzinli yani 4x2, 4x4 o kadar çok alternatif tüketicilerin önünde, müşterilerimizin önünde olacak ki bu fayda maliyet oranıyla. Dolayısıyla bu anlamda inanılmaz bir başarı yakalayacağına ben şahsen inanıyorum. Gerçekten şu arabada, bakın şu arabada Türkiye yollarında, dünya yollarında koşuyor, Türkiye yollarında koşacak. Bu arabada yok yok. Yani normal koşullar altında bir D segment SUV'de görebileceğiniz, para verip satın alabileceğiniz ekipmanların tamamı var. Peki gelelim adetlere. Yıl sonuna yaklaşıyoruz yavaş yavaş. Ne kadarlık bir adet satmayı öngörüyorsunuz Duster olarak bu yılın tamamında? Bu sene ilk 7 ayda biz 11.100 tane Duster satmışız. Hı-hı. Yeni eklenen bu LPG motor ve EDC şanzıman seçenekleriyle bunu arttıracağız. Şu anda toplam Dacia olarak bakıldığında %5'lik bir pazar payımız var. Özellikle sadece Temmuz değerlendirildiğinde çok başarılı bir grafik çizdiğini görüyoruz Dacia'nın. Bunu sürdüreceğiz. Bu birinciliklerimizi, bu liderliklerimizi kaybetmeyecek miktarda aracı satacağız. Evet, Dacia'nın bu arada diğer modelleri de gerçekten evet. yenilendi ve çok güzelleşti. Yeni Sandero Stepway gibi mesela, yeni Sandero Aha. gibi efendim. Tüm diğer modeller gerçekten Türkiye'ye, Türkiye'nin ekonomik koşullarına, tüketici tercihlerine son derece birebir uygun bir marka. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Gerçekten hayırlı uğurlu olsun. Sağ olun. Son söylediğiniz çok doğru. Türkiye'nin ekonomik koşullarına, ihtiyaçlarına, insanların beklentilerini karşılayacak düzeyde yepyeni modellerle Dacia artık pazarda. Dolayısıyla son sözü araçları görmeden, test etmeden karar vermeyin diyerek bu röportajı da tamamlayalım.